Herkese merhaba arkadaşlar. Bir süredir Rab ve İblis'in ile ilgili bir video serisi yapıyoruz. Eğer ilk defa bu videoya denk geldiyseniz, bu konuyla ilgili iki tane daha video var. Rab ve İblis'in konumları serisi 1 ve 2. Bu üçüncü seri, hiç dinlemeyenler için dinlemelerini tavsiye ediyorum birinci ve ikinci seriyi ama olmazsa buradan da konuları bütüncül halde ele almaya çalışacağım. Şimdi öncelikle bizim yapmamız gereken nedir biliyor musunuz? Bir olaya bir duruma bakarken bizim olayın iki tarafını dinlememiz gerekiyor. Ya da bir haberin doğruluğunu tespit edebilmenin en önemli yollarından bir tanesi nedir? Olaya tek bir kişinin, tek bir durumun bakışıyla bakmak yerine karşı tarafın durumuyla da bakabilmektir. Ya da mahkemelerde sadece tek tarafın ortaya koymuş olduğu argümanlarla karşı tarafı yargılarsanız adaleti yerine getirmiş olmazsınız. O nedenle biz bugüne kadar Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Rab, İblis ve şeytan arasındaki geçen hadiseleri genelde tek bir tarafın anlatımıyla dinlediğimiz için yani ilahi kitapların anlatımı çerçevesinde dinlediğimiz için şeytana hiç söz verilmedi ve iblisin bu konuyla ilgili duygu, düşünceleri ya da kendisini savunduğu argümanların ne olduğunu hiç bilemedik. Fakat bir taraftan da iblisin ortaya koymuş olduğu çok önemli bir felsefe var. Fakat hem müfessirler tarafından gözden kaçırılan bir durum bu hem de genelde inanan insanların iblisi direkt ön yargılı bir şekilde hük hüküm vermesinden dolayı yani onun haksız olduğunu dile getirmesinden dolayı bu felsefe tam olarak anlaşılamıyor. Her ne kadar bu felsefe tam olarak anlaşılamıyor olsa bile, İblis bütün insanlık tarihine e, ortaya koymuş olduğu felsefeyi anlatmak yerine uygulayıcı olarak bu konuya e, enteresan bir şekilde değinmiştir. Şimdi ben bu konunun ne olduğunu anlatmaya çalışacağım sizlere. Hem iblis açısından konuyu ele almak, iblis tarafından konuyu dinlemek, yani o gün neler yaşandı? Adem, meselesinde Rabbin meleklere secde etme emrini verdiği günde biz Kur'an-ı Kerim'de dinlediğimiz haliyle değil de acaba iblis cenahından bu hadiseyi dinleseydik o gün neler yaşandığını iblisin diliyle analiz etmeye çalışacağız. Çünkü bizim yapmamız gereken şey bütün her şeyi sorgulamak ve empati yapabilmek. Bakalım acaba o gün neler oldu? Aslında iblisin orada ortaya koymuş olduğu bir itiraz var ve bu itiraz arkadaşlar 7 tane temel felsefik soru düzeyindeki tartışmanın alevlenmesine neden olmuştur. Ve aynı zamanda ateistlikten tutun, ateizmden tutun, ortaya çıkmış olan bütün izimlere varıncaya kadar bütün izim sistemlerinin ortaya çıkmasının nedeni de iblisin o günkü itirazında gizlidir. Fakat en temel meselenin ibrisin ortaya koymuş olduğu felsefik metodoloji olduğunu hem felsefeciler hem düşündüler hem bilim adamları kaçırmıştır. O nedenle ben bugün bu meseleyi anlatmaya çalışacağım sizlere. Peki Konu nereden çıkıyor ve nereye gidiyor? Ha, tabii ki bunu anlatırken de iblisin ortaya koymuş olduğu felsefelerden bir tanesi de klasik bakış açısıyla insanlara bir inanç sistemini kabul ettirmektir. Yani e, şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz Kur'an-ı Kerim'de ya da ilahi kitaplarda bütün anlatımları yapanların tek bir varlık olduğunu düşündüğümüzde yani Rab, O, Biz ve Allah kavramlarının tek bir varlık olarak düşündüğümüzde iblisin ortaya koymuş olduğu sisteme hizmet edeceğimizi fark bile edemiyoruz. Çünkü iblis zaten sistemin bunun üzerine kurmuştur ve ortaya koyacağı birazdan 7 tane felsefenin nasıl bu konuyla iç içe geçtiğini anlamlandırmaya ve anlamaya çalışacağız. Aslında bugün iblisin 7 sorusuna bakacağız. Daha sonra da bu cevapları başka videolarda analiz etmeye çalışacağız. Şimdi Araf suresinin baktığımız zaman arkadaşlar 12. ayetinde e, Rab diyor ki dedi sana emrettiğimde seni secde etmekten alıkoyan neydi? Dedi ve iblis cevap veriyor. Zaten bu da bir tartışma yaşanıyor. Bir konuşma var, bir tartışma var. Ama biz olayları yine söylüyorum, İblis'in haksız olduğu ön kabulüyle dinlediğimiz için meselenin o 7 tane kritik felsefik soru tartışmasını gözden kaçırıyoruz. Ben bugün onları değineceğim sizlere. Diyor ki, ben ondan daha hayırlıyım. Bakın İblis'in ilk cevabı budur. Ben ondan daha hayırlıyım. Ni, niçin? Kendisinin ateşten yaratıldığını ama Adem'in topraktan yaratıldığını İddia ediyor ve başka ayetlerde görüyoruz ki iblis bu itirazında ciddi bir şekilde diretiyor. Argümanlar koymaya başlıyor. Ve iblisin ortaya koymuş olduğu bu ifade yani ben ondan hayırlıyım, ben ateşten yaratıldım, o topraktan yaratıldığı argümanını barındırdığı 7 tane temel felsefik soru vardır. İblis bunun olduğunu çok iyi bilmektedir. Rabbi bu cümleleri kullandığında Rab tarafından da aslında bu 7 sorunun kendisine sorulduğunu bilmektedir. Fakat yine söylüyorum kozmik hiyerarşi boyutundan olaylara bakmadığımızda yani klasik Allah inancı sistemiyle olaylara baktığımızda zaten bu soruları iblisin bilerek bu sistem üzerine kurduğunu anlıyor olacağız. Yani kozmik hiyerarşi sistemi üzerine kurmamıştır bu sorgulamayı. Çünkü şunu bilmektedir insanlar klasik bir anlayışla Rab sistemini, Allah sistemini, O ve biz sistemini tek bir varlığa indirgeyecekler meselesini iblis çok iyi bilmektedir. Peki İblis bu sorgulamayı yaparken yani Araf suresindeki ben ondan daha hayırlıyım sorgulamasını yaparken hangi soruları sormaktadır? Aslında biz düşündüğümüz zaman insanlar olarak da bu sorular bizim aklımıza geliyor. Fakat bu sorulara bizim aklımızın aklımıza gelmesine neden olan da İblis'in ortaya koymuş olduğu sistemsel kıyamete kadar devam edecek süreç analizidir. Bir. Şimdi İblis diyor ki madem diyor birinci soru sorgulaması şu. Niçin üzerinden gittiği üç tane soru var. Bir. Allah diyor madem ki her şeyi bilen, her şeyin ne olacağını bilen, bir şey yarattığında onun son anına gelinceye kadar her yapacağı fiiliyatı bilen sonsuz bir ilim sahibi ise eğer. Ve diyor ki: Allah beni yaratmadan önce benim neler yapacağımı da bildiği halde niçin beni yarattı sorusunu soruyor iblis? Yani ben ondan daha hayırlıyım derken aslında iblis şunu biliyor. Karşısındaki Rab ilim olarak ondan daha aşağı birisi mi? Değil. Yine söylüyorum, klasik metodolojide zaten Rab Allah bize göre yani klasik anlayışa göre. Ama bizim kozmik hiyerarşiye göre biz bunu ayırıyoruz. İşte bu yedi felsefi sorunun da zaten temelini kozmik hiyerarşi boyutundan bakmadığımızda cevapsız kalacak sorular olarak görürüz ve ne Müslüman dünyası ne teolojiye inananlar ne ilahiyatçılar ne de din alimleri bu sorulara cevap veremezler ve veremiyorlar da zaten. Ve İblis diyor ki madem ki Allah her şeyi bilen bir varlık her şeyden haberdar olan bir varlık ve birisiyle ilgili bir karar aldığında onun kıyamete kadar gelecek ya da sonsuza kadar devam edecek bütün fiiliyatlarını biliyorsa beni niçin yarattı? İblisin en önemli sorgulamalarından bir tanesidir. Bunu aynı zamanda bütün insanlara da, da sordurtuyor. Madem ki Allah bizim yapacağımız bütün her şeyi biliyor, neden bizi yarattı? Bakın bu soruyu sormuyor muyuz kendimize? İblisin ben ondan daha hayırlıyım argümanının 7 tane felsefeyi nasıl oluşturduğunu buradan anlamaya çalışacağız. İkinci temel sorusu. Şimdi diyor ki madem diyor Allah kadir her şeye hakim gücü her şeye yeten bir hakim. Ya diyor ki benim ona itaat etmemin ona herhangi bir fayda ya da zararı olmayacağına göre. ya yani benim kulluğumun Allah'a ne faydası var diye biz de soruyoruz ya. Bu soruları zaten yine söylüyorum. İblis felsefik düzeyde ortaya koyduğu için bugün insanlar düşünmektedir. Ateizmin temelleri de buradan atılmıştır. Unutmayın. Ve diyor ki benim itaat etmem ya da karşı koymam ona bir fayda ya da zarar sağlamayacağına göre beni niçin sorumlu kalıyor? Yani madem ki ben ona bir faydan bir zararım yok. Hatta tersten bir sorgulama daha yapıyor. Diyor ki bana fayda veya zarar vermek isteseydi. Yani sonsuz bir yaratıcıdan bahsediyoruz değil mi? Klasik metodoloji açısından söylüyorum. Vereceği fayda ya da zararı niçin benim üzerime bir yükümlülük yükledikten sonra vermeye çalışıyor? Madem her şeyi biliyor. Neden beni yarattı? bana bir fayda ya da zarar vermesi onun için ne işine geliyor? Hadi velev ki bana bir fayda ya da zarar verecek, bana yükümlülük yükleyerek bunu yapmasının amacı nedir? Gibi çok önemli bir ikinci sorgulama yapıyor. Üçüncü sorgulaması, ben zaten Allah'a itaat ederken, ben zaten Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirken, onun e, zatını, sıfatlarını tasdik ederken, yine söylüyorum tanık içerisinde kozmik hiyerarşinin olmadığı bir felsefe üzerinden sorgulama yapıyor. Ben onun zatına hürmet ederken, neden benim Adem'e secde etmemi isteyerek ikinci bir varlığı kendisine eş tutuyor tırnak içerisinde söylüyorum? Ya da ikinci bir varlığı niçin secde etmemi istiyor? Bu emirle eğer diyor, benim bilgi ve itaatimin artmayacağını bilmesine rağmen yani bu emri vermesine rağmen benim bilgimin ve itaatimin artıp artmayacağıyla ilgili bir durumu kendisi de biliyor olmasına rağmen neden böyle bir özel emir veriyor bana diyor. İblis'in sorgulaması böyle diretmesidir. Yani iki cümleyle orada e, mecliste toplantı olmuş. Ben bunu dedim, sen bunu dedin, sen kovuldun falan diye cereyan eden bir hadise değildir. Felsefesi vardır. İblisin orada kullandığı cümlenin, yani az cümlenin hangi felsefik sorgulamaları yaptığını Rab de bilmektedir. Ve Rab de o felsefik sorgulamalara karşı nasıl bir argüman ortaya koyacağını bilmektedir. O yüzden ben ondan hayırlıyım felsefesinin daha ilk üç, üç sorusu, daha bu ilk üç soru Niçinler üzerine kurulmuş yani gelecek eksenini cevaplandırılması gereken sorular olarak iblisin Rab'be sorduğu sorulardır. Hele de Rab'bi Allah'ı, Allah'ı ve sonsuz yaratıcıyı, sonsuz yaratıcı ve kadir mutlaka aynı safhaya koyuyorsak, aynı varlıklar olarak görüyorsak biz kelimesini, e, Rab kelimesini, o kelimesini, Allah kelimesini işte bu klasik metodolojide inanç sistemlerini yerinden sarsacak sorulardır bunlar. Ve dediğim gibi ben inanç sistemlerinin içerisinde klasik anlamda bu sorulara tatmin edici cevap da bulduğumu görmüyorum. İnsanların da bulduğunu düşünmüyorum. Sizlerden gelen DM'deki sorulara ya da yorumlara baktığım zaman da zaten bu kafa karışıklığının ne olduğunu görüyoruz. Madem Allah her şeyin olacağını biliyor, niçin bizi yarattı? Yani ne gerek var? Değil mi? Yani soruyoruz bunu. Ama gelelim, biz sadece bugün sorular düzeyinde ele alacağız. İblisin argümanlarının ne olduğunu göreceğiz. Sonra da bunlara çözümler ya da haklı mı, haklı mı haksız mı argümanlar üzerinden bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Dediğim gibi yapmaya çalıştığımız şey şu. Bugüne kadar tek taraflı dinlediğimiz o günkü hadiseleri yani meleklerin toplandığı, Adem'e secde emrinin verildiği, bunun karşısında iblisin itiraz ettiği meseleyi iblisin gözünden, iblisin felsefesi nazarıyla, sorgulamaları nazarıyla yeniden ele almaktır. Şimdi dördüncü kısma geldiğimizde dördüncü sorusu, felsefik düzeydeki dördüncü soru. Adem'e secde etmeyeceğim sözümden başka bir çirkinlik işlemediysem, bu benim ilahi huzurdan kovulmam için yeterli bir sebep Yani diyor ki ben senin zatına karşı bir saygısızlık yapmadım. Emirlerine karşı bir saygısızlık yapmadım. O bana bugüne kadar verdiğin görevlerle ilgili herhangi bir itirazda bulunmadım. Ama sadece ve sadece Adem'e secde etmediğimden dolayı huzurdan kovulmam büyük bir çirkinlik midir ki beni huzurdan kovacak hale getirdi? İblis argümanlarını koyuyor ortaya. Yani niçin beni bir kalemle sürüyorsun demek istiyor. Ve aynı zamanda beni bir kalemde derken beni bir kalemde silmemen için gerekli argümanların tamamını da ortaya koyabilecekken yani ben bunların senin halifen olmayacağını zaten ispat edebilecek durumdayım. Bunu gösterebilirim. Argümanını da ortaya koyuyor üstelik. Ve diyor ki yani neden bu kadar sert bir tutum, sert bir karar, sert bir sonuçla karşı karşıya kalıyorum diye iblis bakın ilk üç sorusu niçinler üzerinedir? Şimdi dördüncü ve beşinci soru. Dördüncü soruyu okudum. Yani Adem'e secde etmemem bu kadar çirkin bir şey mi? Neden beni kovdun? Beşinci soruya geleceğim. Bu dört ve beş daha metafiziksel sorgulamalardır. Daha metafizik altyapısı olan sorgulamalardır. Bunları açacağım ilerleyen serilerde. Ama üçünde içinleri gördük? Niçin bana bunu yaptın? Neden bildiğin halde yaptın? Neden bunu yaptın? Neden bunu yaptın? Ama geldi buraya. Adem'e secde etmemem ne kadar kötü olabilir ki diye yeni bir metafizik temellendirme yaptı. Bakın dediğim gibi iblis Kainattaki işleyen sistemleri çok iyi bilen bir varlık olarak az kelime ile çok büyük felsefeler ortaya koyabilme kabiliyetine sahip. Karşısında onu dinleyen Rab de iblisin az kelime ile ne kadar önemli bir felsefe ortaya koyacağını biliyor. Ve iblis yeryüzündeki imtihana bu 7 soruyu bütün insanlara vesvese verecek hale getirerek temellendirmiş ve argümanlaştırmıştır. Ve bu vesvese verme meselesine de ilk başta Adem'i kandırarak başlayacaktır. Şimdi biz 5. soruya gelelim. Bakın sorduğu sorunun muazzamlığına, felsefesine bakın. Eğer Allah benim cennete girmeme müsaade etmeseydi, engel olsaydı, fırsat vermeseydi, Adem benden taraf rahat edecek, cennette ebedi kalacaktı. Niçin beni Adem'den, Adem cennetten çıkarılışına sebep kıldı? Neden izin verdi? İzin vermeyebilirdi. Her şeyi bilen, her şeye hakim olan, her konuyu bilen, her adımı takip eden bir Allah'tan bahsediyorsak eğer, neden tekrar, hadi beni huzurdan kovduktan sonra cennete girip Adem'i kandırmama neden oldu? Metafiziksel altyapısı olan muazzam bir sorudur, muazzam bir sorgulamadır. Ve insanlar yine söylüyorum, insanlardan kastım, teolojik anlamda, ilahiyat anlamında bu meseleleri tartışan ilahiyatçılar anlamında söylüyorum bunu. Ya da düşünürler, felsefeciler anlamında bu sorulara tatmin edici cevaplar henüz verilememiştir. Bundan sonra iblisin 6. ve 7. sorularını göreceğiz. Bu da arkadaşlar mümkün dairede yepyeni mümkünatların olabilme ihtimalleri varken yani yeni evrenler yaratılabilme ihtimalleri varken üzerine temellendirilmiş iki sorudur. Bakın soruların hem felsefik düzeydeki açılımları farklı, hem soruların kategorileri farklı, hem soruların sorgulanma şekilleri inanılmaz. Yani iblis dediğim gibi sıradan bir varlık değildir. Bakın altıncı soruya bakalım. Diyor ki Allah'ın diyor Adem oğulları üzerinde ne diyor? Onlar sizin onları görmediğiniz yerden sizi gözetlerler ve size vesvese verirler diye ayet var değil mi? Diyor ki onların beni görmedikleri cihetten benim onları görmemi sağlayan bir gücü bana veren. Bunun hikmeti nedir? Onlar görmüyorlar. Benim onları görmediğim bir yerden ben onları görüyorum. Onların beni görmediği yerden ben onları görüyorum. Bunun hikmeti nedir? Niçin böyle bir şey yapıyor? Yani şunu yapmaya çalışıyor. Yepyeni bir paralel evren gerçekliği yaratılabilirdi. Yani buradaki sorgulamasının nedeni mümkün dairedeki milyonlarca evren sisteminin içerisinde neden böyle bir evren sisteminin yaratıldığıyla ilgilidir. Yani çoklu evrenler kuramına gelmiştir burada. Yani biz hem fiziki altyapıyla hem astrofizik altyapısıyla hem uzayın yaratılış zaman ve mekan boyutsal kavramlarıyla hem de felsefik düzeydeki tanrı, iblis, yaratılış sorgulamalarını bir araya getirdiğimizde karşımıza çıkan bu sorunun öyle sıradan bir soru olmadığını idrak ediyoruz. Yani bilgi birikim yapısıyla, altyapısıyla bu soruya baktığımızda bu sorunun ne kadar zor cevaplandırılması gereken bir soru olduğunu idrak ediyoruz. Ve diyor ki, vesveselerimin onları etkileyeceğini, onların ise güç, kudret ve yetenekleri beni etkilemeyeceğini biliyorsun. Ben onları etkileyebiliyorum, onlar beni etkileyemiyor. Onlar değişmeyen bir fıtrat üzere yaratılsaydı temiz ve itaatkar bir hayat yaşarlardı. Bu onların en yakışanı ve en hikmetlisi olurdu. Bunu ortaya koymasının hikmeti nedir diye? Bakın, sonsuz yaratıcının, Allah'ın ve Rabbin aynı varlıklar olduğu metodolojisi üzerine oturtuyor bütün sorgulamalarını görüyor musunuz? Halbuki çok iyi biliyor ama insanların bunu idrak edemeyeceğini bildiği için de insanların üzerindeki vesvesesini bu sorular üzerine kuruyor. Ve son soru. Bakın çok önemli. Hepimizin aklına gelmiştir. Şayet beni yok etseydi Yaratılmışlar benden taraf rahat edeceklerdi, alemde şernamına bir şey kalmayacaktı. Niçin böyle yapmadı? Yani gördünüz mü? Son iki sorunun yepyeni bir evrenler metodolojisi yaratıp yeni bir gerçeklik yaratabilme potansiyelindeki sorular olduğunu ve dolayısıyla iblis bu itirazını o anda yapmıştır. Yani meleklerin to olduğu toplantıda ya demiştir ki, bak sen beni huzurdan kovduğun zaman böyle böyle sıkıntılar olacak. E sen bana din gününe kadar müsaade et diyorum. E sen diyorsun ki ben bana diyor pardon. Bana diyor kıyamete kadar yani insanların yeniden diriltileceği güne kadar müsaade et diyor İblis. Rab diyor ki ben sana din gününe kadar müsaade edeceğim. Yani onun bana din gününe kadar müsaade ediyor olması bile bu yedi sorunun cevabı değildir. Neden bunlar oluyor? Neden? Niçin böyle bir hadiseler meydana gelecek? Bunların açıklamasının Rab sistemi tarafından da net olarak o mecliste yapılamadığını görüyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde başka anlatılar var tabii ki de. Ama o andaki o toplantı böyle sıradan bir toplantı olarak geçmemiştir. Ve iblis kendi bakış açısıyla da bu meselenin e, Rab tarafından ne, ne kadar büyük bir haksızlık kendisine yapıldığını e, ortaya koymaya çalışmıştır. Ve <laughs> ilk vesvesesini gitmiştir. Adem'e vermiştir. Ve bakın ne diyor ayette. Ve ey Adem sen ve eşin cennete yerleşin. Rab diyor iblisi kovduktan sonra. İkiniz dilediğiniz yerden yiyin için ama şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz. Şimdi iblisle tartışmalar yaşandı. İblis kendi haklılığını ortaya koymaya çalıştı. Eğer huzurdan kovulursa olacakları biliyor. O olacakları bilmesine rağmen yaşanacaklarla ilgili bir tartışma yaşanıyor. Ve hele de cennette Adem'i kandırdıktan sonra o sorgulamalara yeni sorular ekliyor. İşte o yedi soru tedrici olarak gelişen sorulardır. Ve bakın ne oluyor günün sonunda? Bakın diyor ki İblis onlara vesvese veriyor. Rabbiniz diyor bu ağacı size niçin yedirmiyor biliyor musunuz? Sizin diyor iki melek o melek melik diye de çevrilebilir. Yani sizlerin melik kral olmam olmanızı istemediği için bu meyveden bu şecereden yeni bir soy yaratmanızı istemiyor diye Adem'i kandırıyor. Ve günün sonunda Adem bu kandırma meselesine bu aldatma meselesine ya da bu teklife kandırma aldatma da demeyelim de ortaya konulmuş bir teklif vardır. Yani buna fırsat maliyeti denir ekonomide de gelir. Önünüze bazı seçenekler gelmiştir. Siz atıyorum ben zamanımı şu anda nerede harcayayım? İşte gideyim arkadaşlarımla mı oturayım? Şu anda videomu çekeyim yoksa gidip kitap mı okuyayım? Fırsat maliyetinde en beni sonuca getirecek olan şey neyse ben o andaki zamanımı o kullanıyorsam bu fırsat maliyetidir. Ve iblis de bir fırsat maliyeti bir teklif olarak gerçekleştirilebilme ihtimali olan bir teklifi kime sunuyor? Adem'e sunuyor bir meliklik bir krallık teklifi olarak. O yüzden bugünkü videonun amacı şuydu. İblisin sorgulamaları açısından, iblisin kendi haklı argümanları açısından ve iblisin ortaya koymuş olduğu bu felsefik düzeydeki sonuçların, soruların ve sorgulamaların bütün insanlığın kafasındaki sorgulamalar ve sorular olarak nasıl yer ettiğini ve nasıl karşı taraf argümanlarının yani teolojiye inanan, yani Allah'a inanan, yani tek bir ilah sistemine inanan ve hem ilahi kitaplardaki bütün anlatan varlıkların da tek bir ilah olduğunu iddia eden ve bu ilahın da sonsuz gücünün, kuvvetinin, kudretinin alim, halim, hakim olan bir varlığın bu sorgulamalar karşısında cevapsız kaldığını iblis bu argüman üzerine oturtmuştur. Ama meseleyi alıp yine iblisin bu argümanlarının karşısına cevap olarak çıkartabileceğimiz tek bir argüman kalır. Kozmik hiyerarşi ile iblis sistemini şöyle karşılıklı değerlendirmek gerekir. Yoksa doğru sonuçlara ulaşamayız sizden ricam şu olacak arkadaşlar. Evet, iblis bu ortaya koymuş olduğu sorularda ne kadar haklı. Bu sorulara siz kendi araştırmalarınızla nasıl cevaplar verebilirsiniz? Bakın ortada 7 tane fevkalade soru var. Yine söylüyorum, gruplandırma yaptığımızda 3 tanesi ne için üzerine kurulmuştur. 4 ve 5. sorular metafizik endeksli bazı sorulardır. 6. ve 7. sorular ise yepyeni gerçeklikler, yani yepyeni paralel evrenler yepyeni mümkün daireler ortaya koyabilme ile ilgili sorulardır. Ve bugün bütün bilim dünyasının 3 tane temel argümanını da aslında içine barındırmaktadır. Sorgulayalım, soruları sormaya devam edelim. Aklınızdaki bu sorulara cevaplarınız varsa onları yazın. Bu sorulara ayetler üzerinden karşılaştığınız cevaplar varsa mutlaka yazın. Yepyeni sorgulamalara ve yepyeni serilere devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.